Bedelli askerlikle ilgili ki çok merakla beklenen bir konu, önemli bir adım atmaya karar verdik. Çıkacak mı çıkmayacak mı derken bedelli askerlik konusu karara bağlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti grup toplantısında bedelli askerlik müjdesi verdi. Dün Bakanlar Kurulumuzda 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımızın askerlik hükmünü sahip vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriliyor. Davutoğlu yaş itibariyle düzenlemeden yararlanabilecek olanların 18.000 TL bedel ödemesi gerektiğini de açıkladı. Bu vatandaşlarımız 18.000 Türk lirası ödemesi ödemek karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. Yani bu imkan bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönlendirilecek, başka herhangi bir alanda kullanılmayacak. Başbakan 700 bin kişinin yararlanabileceği uygulamada ödemenin taksitlendirilmesinin düşünülmediğini belirtti. Davutoğlu'nun Ermenek'teki maden faciasında hayatlarını kaybeden madenci yakınlarına da bir müjdesi vardı. Soma'daki kazada kaybedilen vatandaşlar için yapılan tüm uygulamaların Ermenek'teki kazazedeler için de uygulanacağını söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu bu uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede vefat edenlere vefat aylığı yanında vefat edenlerin SGK borçları tümüyle silinecek. Anne babaya muhtaçlık şartına bakmaksızın ek vefat aylığı bağlanacak. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından en az bir kişi istihdam edilecek. Kaza olan ocaktaki işçilere 6 aylık net gelirin karşılığı ödeme yapılacak. Kaza olmamakla birlikte Ermenek'te olan diğer maden ocaklarında çalışanlara da daha sonra işverene rücu etmek üzere 6 aylık maaşları ödenecek. Öte yandan bu haftaki grup toplantısında farklı görüntüler de yaşandı. Almanya'da 22. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda 117 ülke arasında dünya dördüncüsü olan karate milli takımı Davutoğlu'na 05, karate 09, kıyafeti hediye etti. Tarihleri arasında Almanya'nın Bremen şehrinde arkasında adının yazılı olduğu kıyafeti giyen Davutoğlu karatecilere hediyeler verdi, fotoğraf çektirdi. Tekrardan AK Parti grup olarak daha sonra Türkiye Engelliler Konfederasyonu